Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yine size elimde bulunan bu renklerden çok güzel bir model yapacağım arkadaşlar. Bir tülbent oyası. Bu şekilde oyamızın modeli arkadaşlar. Çok hoş ve çok zarif bir model. Böyle yıldız çiçeklerinden veyahut da yapraklardan çiçek yaptık arkadaşlar. Modelimiz bu. İlk önce böyle ikişer zence çekerek tığ battılarını hazırlıyoruz. Ve bu sahte trabzanlarla yaptığımız tomurcuklu çiti yapıp sonra bu yapraklarla çiçekleri yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, bu iki çiçek arasında bu tomurcuklu trabzanlardan tam 20 tane yapıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar 18 tane yaptım ben daha önce. Şimdi iki tane de beraber yapalım. Bir defa doluyorum. Yine başlarken de aynı şekilde arkadaşlar sık iğneye batıp bu şekilde bir defa dolayıp üçünü birden kapattım. 4 zincirimi çekiyorum. Yapmış olduğum bu sahte trabzanın içine bu şekilde kapattım. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yaptık. Şimdi çiçeği yaptıktan sonra arkadaşlar biraz ilerlemek için sizle bol bol yapacağız. Bu şekilde İkinci yaptığımı tomurcuksuz yapıyorum. Buraya 10 zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10 zincir. 10 zincirimi çektim arkadaşlar bu şekilde. Dönüyorum ters tarafına. 2 tane tomurcuk atlayıp şöyle 2 ile 3'ün arasındaki bu bir zincirli boşluktan girip bu 10 zincirimi kapattım buraya. 2 zincir çekerek döndüm düz yüzüne. Evet. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Bir defa doluyorum. 1, 2, 2. 3 oldu. 2 defa doluyorum. 2, 2, 2. 4 oldu arkadaşlar. Tekrar 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. Trabzan sayım 5 oldu arkadaşlar. Bu şekilde 2 defa doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 2. Şimdi arkadaşlar tomurcuk için buraya 4 tane zincir çekiyorum. Ve son yaptığım bu trabzanıma kapattım. Buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sonra arkadaşlar yuvaya kapattım bu şekilde. Şimdi buraya 10 tane zincir çekiyorum. 12 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şu çubuğumuzu yapmak için. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincirimi çektim. Sayıyorum alttan 5. zinciri. 5. zincirimin içine arkadaşlar kapattım. Arkadaşlar burası 15 olması lazım, pardon, başka bir oyayla karıştırdım sanırım. 13 14 15, 15 tane zincir çektim ama yine 5. zincir olduğu doğru arkadaşlar. Bu şekilde 5. zincirimin içine kapattım. Büyük bir yuva alacak çünkü bu çiçeklerin hepsine sığması gerek. Buraya 5 tane geri kalan bu zincire 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6.'yı da yuvada yapıyorum. Bu şekilde kapattım. Evet, tekrar 15 zincir. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yine 5. zincire buradan sayalım. 2, 3, 4, 5. zincirime
Kapatıp buraya bir yuva yaptım arkadaşlar. Siz eliniz sıksa 16-17 çekebilirsiniz. Bu şekilde 5 tane de sık iğne yapıyorum buraya. 2, 3, 4 ve 5. 6.'yı yuvamda kapattım sık iğnemi. Evet arkadaşlar, bu yaprağın aynısını yine buraya yapıyoruz. 2 zincir çekerek yaprak yapımına başlıyoruz. Bir defa doladım, yuvaya girdim, 2 aldım. Bir defa doluyorum, 1 2 2, 3 seferde. 2 defa doluyorum, yuvaya girdim, 2 2 2. 2 defa yuvaya girdim. Bu 5. 1 2 2 2. 5 tane trabzan yaptım. Yine 2 defa dolayıp aynı şekilde 1 2 2 2. Bu şekilde arkadaşlar trabzan yapmayı bitirdim. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir. Kapattım bu son trabzanıma bir tomurcuk. Buraya geri kalan kısmı 6 sık iğne, 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen 7.'yi yine yuvada yapıyorum arkadaşlar. Böylelikle yaprak işlemimi bitirdim. Hemen bu trabzan seviyesine inmek için trabzanıma da bir sık iğne yapıyorum. 1 zincir, 1 defa doladım. Yandaki tığ battıya girdim. Üçünü birden kapatarak buraya bir sahte trabzan yapıyorum. Ve 4 zincirimi çekerek tomurcuk yapacağım arkadaşlar. Kapattım buraya. 1 zincir çekiyorum arasına. 1 defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battıma bu şekilde girip üçünü birden kapattım. 4 zincir. Bu şekilde tomurcuğumuzu yaptık. 1 zincir. 1 defa doluyorum. Yandaki tığ battıya üçünü birden kapattım. Bu şekilde tomurcuklu trabzanlar yapıp 20 tane yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü buradaki aramız 20. Tam yaptım arkadaşlar. Siz de daha iyi algılamak için 20 tam size göre arkadaşlar. Her zaman biraz kısa yapıyordum. Bayağı yerimizde var. O yüzden sizin tülbentlerde yapacağınız sayı da 20 olsun. 20'den fazla olmasın arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi bu seviye bayağı aralıklı, müsavi. Ve biraz tomurcuklu trabzan yapıp bitireceğim. Siz 20 tane yapıp ikinciyi, üçüncüyü başlayacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ipimizi tığımıza tutturduk. Buradan yapmış olduğumuz yuvanın içine bir sık iğne yaparak girdim. 1 2 zincir. Bir defa doluyorum. 2 2. Evet arkadaşlar. Hava bugün bir açıyor, bir kapıyor, bir güneş, bir karanlık. İnşallah kameranın görüntüsüne yansımıyordur. Tekrar bir defa doladım. 2 1 2 2 3 seferde aldım. Tekrar arkadaşlar 4. trabzanım için 2 defa tığımın başını doladım, yuvaya girdim. 1 2 2 2 olarak aldım. Buraya 4 tane toplam trabzan yaptık. 2 zincir çekiyorum. Bu yapmış olduğum yaprağın arkadaşlar tomurcuğundan bu şekilde tutturdum. Buraya kapattım. 2 zincirimi çektim. Trabzanıma kapattım. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 sık iğneyi yaptım. 5. sık iğneyi yuvada yapıyorum. Bu şekilde kapattım. Yaprağımızın bir tanesi hazır. Bu şekilde buraya tam 4 tane yaprak yapacağız arkadaşlar. Bir tanesini yaptık. 2 defa doladım. 2 2 aldım. 1 2 3. 2 defa doladım. 1 2 2 2. 4 tane trabzan olunca 4 zincir çekiyorum. Bu şekilde kapattım arkadaşlar. Buraya 4 sık iğne. 1
2, 3 ve 4. Beşinciyi hemen yuvada kapattım. İkinci yaprağım da hazır. İkinci yaprağım da hazır bu şekilde. Bu yaprağı 4'e tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, 4'e tamamladık. 2 yaprağım 4 oldu. Gördüğünüz gibi aynı şekilde yaptım. Bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu mor yaprağı yerine pembe yaprak yapacağım. Evet arkadaşlar, 2 zincir çekip ipimi tığıma tutturdum. Bu şekilde. Şimdi ikinci yuvaya pembe ipimi monte ediyorum arkadaşlar. Sık iğne ile ipimi tığıma tutturdum. Ve yaprak yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde köşeye çekip en köşeden 2 zincir çektim. Bir defa doluyorum. 2, 2. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. 4 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bu şekilde buradaki 2 zincirli yuvanın içine kapattım arkadaşlar. Şunu keselim. Tekrar 2 zincir çektim. Döndüm arkadaşlar. Bu yaptığım en son trabzanın içine tomurcuk olarak kapattım bu şekilde. Hem çatım işlemi hem de yaprak yapımı arkadaşlar. Tomurcuğum. 1 2 4 tane yapıyoruz arkadaşlar. Sık iğnemizi 3 ve 4. Beşinciyi de bu şekilde yeşil yuvamda kapattım. 1, 2 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2. Bir defa doluyorum arkadaşlar. 1, 2, 2. 3 trabzanım oldu. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. 4 seferde topluyoruz arkadaşlar bu şekilde. Şimdi buraya 4 zincir çekiyorum ve kapattım son trabzanımı. Tomurcuk olarak yaptım. Geriye kalan trabzanıma da 4 sık iğne. 3 ve 4 arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane sık iğne yapıp 5.yi de yuvada yapıyorum. 2 tane yaprağım bitti arkadaşlar. Şimdi sıra geri kalan 2 yaprağı yapmada. Aynı şekilde 2 zincir 2 2 al. Bir defa doladım, yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3. 2 defa doladım, yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2 olarak bu şekilde aldım. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi son trabzanıma buraya kapattım. Bir tomurcuk yaptım arkadaşlar. Buraya 4 sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğneyi bitirdim. 5. sık iğnemi yine aynı şekilde yeşil yuvaya kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane daha yapıp arkadaşlar işlemimizi bitireceğiz. 2, 2. Bir defa doluyorum. 2, 2 aldım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3. 2 defa doladım. 1, 2, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar. 4 tane trabzanım olunca 2 zincirimi çektim. Buradaki yaprağımın içine sık iğne ile kapattım. Bu şekilde. 2 zincirimi çektim. Trabzanımın içine kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar, bir tane de yeşil yuvaya kapatıp ipimizi koparalım. Bir zincirimizi çektik. Bu şekilde. Evet arkadaşlar,
modelimiz bu şekilde. Ve yaprak çatım işlemleri de trabzanların tomurcuklarıyla arkadaşlar. Bu şekilde istediğiniz renkleri de yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.